Güzel bir konudan konuşacağız. Yeşilçam ve Itır Esen, Arzu Film ailesi ve tabii ki bizim asli konumuz olan babanız Hayri Esen'i konuşacağız. Evet, ne güzel. Evet, çok güzel. Ben de açıkçası çok mutluyum. Itır Esen benim için iki şey ifade ediyor. Birincisi, çocukluğumuzda izlediğimiz o güzel aile filmlerinin, Arzu filminin, o aile filmlerinin çok hanım hanımcık ev kızı. İkincisi de kim seslendirdiğinin bugünlere gelmesinde en büyük emek sahibi olan kişilerden birisi. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Evet. Benim için çok önemli bir şey Türk sinemasında. Türk sinemasının bir yerlere gelebilmesinde çok emeği olan kişiler, seslendirme sanatçıları. Onun için biraz perde arkasında kalmış. Ne yazık ki bu dönemin çok çilekeş sanatçıları, seslendirme sanatçıları. Ne yazık ki Türkiye'de görmezden gelinmiş. Hele o zamanlarda gerçekten çok çilesini çekmişler. Küçücük odalarda ben bizzat yakından görmüş biri olarak o dönemleri. Evet. Gerçekten küçücük odalarda sigara dumanları içinde bu sanatı icra etmiş kişilere bir burada saygı duruşunda olmak adına gerçekten bu yayına katılmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle, esasında benim de bu hesabı açma niyetim buydu. Herkesin bir ilgi alanı vardır. Benim de ilgi alanım buydu ve bunu hazır sosyal medya gibi bir platform varken herkesle paylaşmayı istemiştim. Bir gün Tarkan filmlerinde Kartal Tibet'i Hayri Esen seslendirmiştir paylaşımının üzerine. Beni o gün evde böyle heyecana sokacak bir mesaj geldi. Ben bir baktım, ya fake hesap mı acaba diye. Hayır, Itır Esen bana mesaj gönderiyor. Çok mutlu oldum şeklinde ve ondan sonra sizin ve tabii sizden sonra Arzu Film sevgili Ferdi Bey'in de katkılarıyla kim seslendirdi biraz olsun neredeyse böyle 11 rakamına falan ulaşmıştı takipçi olarak birkaç günde. Çok büyük bir katkınız var. Bunu her zaman söylüyorum. Kesinlikle. Şimdi bir şey soracağım ben size. Sizin için birkaç araştırma yaptım. Neler söylemişler acaba diye. Hani nasıl tarif etmişlerdir diye. Zaten herkesin söylediği Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından birisi söyleniyor sizin için ki. Çok teşekkür ediyorum. Birçok yerde de en güzel kadını deniyor ve haklılar da bu konuda. Kesinlikle haksız olduklarını söyleyemem. Çok ilgimi çeken bir şey olmuş. Arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir şey yazmış. Diyor ki, Cemal Süreyya'nın "Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin" mısrası zannedersem Itır Esen için yazılmıştır diyor. çok hoşuma gitti. Gerçekten çok duygulandım. Zaten çok duygusal günler geçiriyorum. Gerçekten her an ağlayabilirim onu yayın başında söyledim. Evet evet konuşmuştuk. Ben o yüzden biraz hani bunlara girerek biraz böyle şey bir ortam olsun, esprili bir ortam olsun. Hani bu duygusallıktan uzaklaşalım istiyorum ama Hayri Esen'e girince konu biraz da duygusallaşacağız gibi geliyor bana. Sizi zaten daha önce yaptığınız programlardan bir tanesini izledim. Hüzünlü bakış diye tarif ediyorlarmış galiba o dönemlerde. Şöyle söyleyeyim, doğduğumdan itibaren herhalde kendim bildim bile duygusal bir insanım. Çocuk yaştan beri, ya inanılmaz bir çocukta olmaması gereken naifliğe sahiptim. Aşk-ı Memnu'da oynadığımda da canlandırdığım karakter Nihal karakteri çok naif bir karakterdi. Hatta dizi çekildikten sonra bütünüyle bağladı Halit Refik'i onu. Ve Halit Ziya Uşaklıgil'in oğlu ve kızı bize böyle bir davet verdi. Bülent Uşaklıgil ve Emine Uşaklıgil onların çok büyük tevazu göstererek bize bir davet verdiler. Ve Bülent Uşaklıgil bana dedi ki, babam dedi,
herhalde dedi sizi düşünerek yazdı bu karakteri. Ya o Nihal kadar derin karakterini. Karakterle ve tabii beni bu o kadar onurlandırdı ki, küçücük bir kızdım, 17 yaşındaydım. Bizde oynarken 16'ydım, 17'ye girmiştim. O kadar beni onurlandırdı ki bu sözleri. Bülent Uşaklıgil, Halis Ziya Uşaklıgil'in oğlu bana bu cümleyi kurdu. Babam sizi düşünerek herhalde yazdı. Ya o kadar karakterle özdeşleştirmişti beni. Gerçekten de öyleydi. Ben romanı okuduğumda inanılmaz bir şey kurmuştum, bağ kurmuştum Nihal karakteriyle. Tabii Nihal çok hırçın bir kızdı. Ben o kadar hırçın asla hiç hayatımın hiçbir döneminde olmadım. O kadar agresif, hırçın. Tabii o annesiz büyümüş bir kızdı. Babasına karşı çok büyük bir, neredeyse aşk derecesinde bir sevgi ve kıskançlık duyuyordu. Onun hırçınlığı vardı. Ama çok da naif bir kızdı. Ve tabii ki böyle bir ilk oynadığım rolde, canlandırdığım karakterde böyle bir büyük bir şeyle karşılaşmak, hem de eserin yazarının oğlundan bunları duymak beni çok onurlandırdı ve mesleğim adına çok büyük bir itici güç oldu. Gerçekten yıllar sonra Halit abi Amerika'ya gitti, geldi, bir sürü şeyler oldu ve sonra ben Yavuz Turgul'la evlendim, çocuklarım oldu falan. Bize bir akşam yemeğe geldi, dedi ki sen dedi çok küçüktün ve o rolü nasıl oynadın dedi. Yani hakikaten tabii ki o rolü o şekilde kavrayıp oynamak gerçekten beni bile, yani sonradan baktığımda tabii ki çok demek ki nasıl bir özümsemişsem rolü, gerçekten şaşırtıcı buldum. Kesinlikle. Sizin ben hani onun tamamını izleme fırsatım olmadı. Zaten internette çoğu yerde de yok. Hatta o dizideki seslendirmenizi paylaşmıştım. Nursan Alçam seslendirmişti sizi. Peki hani o biraz daha galiba aslında uygun, kitaba uygun çekilmişti. Bu 2008'deki evet, tamam. O kadar değildi. Tabii 2008'deki 2 sene falan uzayınca, yani 2 seneye yayılınca biraz tabii kitaptan kopuldu galiba ya da hikaye yayıldı. Sizce o mu daha iyiydi yoksa 2008'deki mi? Hani böyle bir şey, kalite ayrımı yapabilirseniz, nasıl bir kıyaslama yaparsınız? Şöyle bir şey, ben tabii ki öyle bir kıyaslama yapmadım. Buna haksızlık olarak görürüm. Çünkü gerçekten bizim çektiği, Halit Refik'in çektiği versiyonu aynen dediğim gibi kitaba aynen sadık kalınarak bütün karakterler ve zaten dönemde Osmanlı'nın son dönemi ittihat ve zaten yaslandığı şey de politik şeyleri vardı, dayandığı nöler vardı. Bambaşka bir şeydi. Tabii ki 2008'de çekilen versiyonu günümüze adapte olmuş versiyonda. Onun için hiçbir zaman bir kıyaslama yapılamazdı. Ana hatlarıyla, yani bir yasak aşk üstünden gidersek, evet, yasak aşk formatı uygulanmış haliydi. Ama Aşk-ı Memnu deyince Halis Ziya Uşaklıgil'in eserine uygun, yani sadık kalınarak yapılmış versiyonu tabii ki Halit Refik'in çektiği versiyonuydu. Şey için de mesela Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu için de Osman Fahir Töden bir sinemaya bir de diziye uyarladı. Galiba dizisi daha çok sevildi. Özellikle Aydan Şener, Kenan Kalallı versiyon 86 zannedersem. O civarda çekilmişti. O daha çok sevildi. Hani ilki ve ikincisi kıyaslamasını biraz o yüzden yaptım ama 2008'deki daha bir apolitik bir diziydi galiba. İlki biraz daha politize edilmiş olsa gerek. Evet, aynen öyleydi. Tabii zaman ve şartlar uymak zorunda kalıyor. Zamanın izleyicisi de değişiyor.
Fakat TRT'nin arşivlerinde şu anda Aşkı Memnu'nun orijinal hali var. Biraz kesilmiş. Yani bizde o dönem oynadığı halinden biraz kesintiler var. Fakat TRT arşivlerinde var. İzleyen, yani izlemek isteyenler için, senin için de söyleyeyim. Orada var. Orada şöyle bir şey var. Orada Salih Güney'i babam seslendiriyor. Evet, onu soracaktım. Evet, orada Salih Güney babam seslendiriyor ve orada Nihal'e, yani benim oynadığım karaktere evlenme teklif ediyor. O da benim için çok tabii özel bir anı. Çok güzelmiş ya. Hayır, o sahneyi bugün izledim hatta. Tekrardan izledim. İkinci izleyişim. Ben size başka bir şey daha hatırlatacağım. Hayri Esen'le karşılıklı olarak Gençlik Köprüsü'ydü zannedersem filmin ismi. Orada da Salih Kırmızı'yı Hayri Esen seslendiriyor. Evet. Yine karşılıklı oynuyorsunuz. Evet. Yine Bizim Aile filminde Tarık Akan'la sizin nikah masasındayken nikah memurunu da Hayri Esen seslendiriyor. Evet, Selim abi. Selim Naşit'te. Evet, bu ikisini paylaşmıştım. Fakat sadece Nihal seslendirmesini ayrı olarak geçen senesi doğum gününüzde 17 Aralık o gün paylaşmıştım. Çok teşekkür ederim. Nursan Alçam seslendirmişti. Evet. Ben şu ayrıntı vereyim. Nursan Alçam'ı ben ilk Zeynep Değirmencioğlu seslendirmesini paylaştığımda komşularından bir tanesi bana mesaj gönderdi. Nursan Hanım şu an karşımda oturuyor diye. Ay, ne kadar tatlı. Ben de dedim ki eğer varsa hani izni de olursa günümüze ait bir hani neler yapıyor, bir fotoğrafı ya da bir böyle paylaşabileceğimiz bir şey var mı? Çünkü Türk sinemasında iz bırakmış bir insan. Videolarına da sonradan erişebildim filmle. Sağ olsun kendi izniyle gönderdi, paylaştım. Ta 2017 başlarıydı, yani Nisan olması lazım. O civardaydı, paylaşmıştım. Küçüklüğüyle o kadar çok benziyor ki hala aynı böyle Tonton Bey hanımefendi torunu falan varmış sinemadan işte dizi şu sanat dünyasından uzakta yaşıyormuş kendisi. Sağlık sıhhat dileyelim. Öyle bir ayrıntı vardı, paylaşmak ben istedim. Ben de sevgilerimi yolluyorum kendisine. Babamla tabii çok mesaisi olmuş bir kişi. Evet. Çok Ayhan Işık, yani o dönemin çocuk oyuncularını çok seslendirmiş, emeği geçmiş bir insan. Kendisine sevgilerimi yollayayım. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Itır Esen'i sosyal medyadan takip edenler şunu çok iyi bilirler ki Itır Esen çok iyi bir Beşiktaşlı. Evet. Beşiktaş son zamanlarda iyi gidiyor da Eyüp ve Azam, Ahmet Azam adında iki arkadaşım var. İkisi de fanatik Beşiktaşlı. Ve Itır Esen'e sormamı istediğiniz bir soru var mı dediğimde Eyüp o zaman şunu sormuştu. İlk yayında, ilk yayın olacağı zaman ne olacak Beşiktaş'ın hali diye sorar mısın? demiştim. Onu sorayım dedim. Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz Beşiktaş'ı? Şöyle bir şey oldu. Senin de sanırım bu sene çok üzüldüğün bir kayıp yaşadık. Haldun Boysan. Evet. Orta olacak. Evet var. Evet. O buyurun. Da, çok koyu Beşiktaşlıydı ve biz hep yıllardır kapalı tribünde yan yana maç seyrediyorduk ve onun çok şok bir kaybını yaşadım ben. Yani hepimiz bütün sanatçılar ama benim çok yakın arkadaşım ve koyu bir Beşiktaşlı olduğu için onu kaybettikten sonra ben geçen hafta Fenerbahçe maçına kadar Beşiktaş maçı izlemedim. İzleyemedim. Ya yani izleyemedim. Hala bak ya yani sesim titriyor. Ya Haldun'un sesi kulağımdan gitmiyor. Konuşması bir o Niğde Nevşehir'e gitmeden birkaç gün önce konuşmuştuk. Çok üzgünüm. O kadar üzgünüm ki ölüm şekli, vefat şekli beni çok üzdü. Orada bir otel odasında ve o gün kalp krizi geçiriyor sette sabah. Hastaneye yolluyorlar. Hastaneden tekrar sete geliyor. Tekrar kriz geçiriyor ve tekrar otel odasına yolluyorlar ve otel odasında ölü bulunuyor. Bu benim çok canımı acıttı.
Yani bu sektörün bu kadar insanların yani oyuncusu, seslendirmecisi yani dizilerin nasıl yetiştiğinin eskiden inanın filmler de böyle yetişiyordu. O zaman işte şey vardı işletmeciler, Adana işletmecileri, onlara tarih verilirdi. Şimdi tıpkı dizilerin bölüm yetiştiriyor, yetiştirme hızında işletmeciye film yetiştirilirdi. Ve aynı böyle bu kadar acımasızca film yetiştirilirdi. Şimdi bölüm yetiştiriliyor. Ve hep hiç değişmiyor. Ben çocuktum böyleydi. Yine böyle ve insanın hiç kıymetinin olmadığı bir sektör. Gerçekten öyle. Yani dünyada maden işçiliğinden sonra sinema sektörü en ağır sektör sayılıyor bütün dünyada. Ama bence Türkiye'de maden sektöründen bile daha ağır şartlarda çalışıyor bizim arkadaşlarımız. Teknik ekipteki çalışan arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız. Yani bu sektörün içinde olanlar biliyor. Ha, evde oturup bir saat, iki saatin içinde seyrediyorsunuz ama yani çok ağır şartlarda çalışıyor ve Haldun Boysan'ı da biz böyle kaybettik ve çok üzgünüm. Beşiktaş'ı gerçekten bu sene takip edemedim. Yani edemedim sadece sonuçları bilmeden o kadar içime şey sinmedi ki ve Başkan Ahmet Nur Çebi de bizim ortak yakın arkadaşımızdı Haldun'la. Yani bir türlü şey yapamıyorum, yapamadım, kabullenemedim. Ta geçen hafta Fener maçına kadar, Fener maçında kazandık. Bu hafta da maçı kazandık. İki maçtır izliyorum. İki de iki izledim. İki maçı kazandık. Uğurlu geliyorsunuz demek ki Beşiktaş'a, güzel. Yani inan yani hayatımda ilk defa Beşiktaş'tan bu kadar uzak kaldım diyeyim bu sene, bu sezon. Bilmiyorum. Tabii korona da çok şey değiştirdi. Stada gidemedik. İşte yani bilmiyorum. Zaten hayatın tadı tuzu kalmadı, kaçtı. Hepimizin arkadaşlarımızın birçok yakınımız hastalandı bu sene, enfekte oldu. Bilmiyorum. Zaten kötüyüz yani, diyorum duygusalım. Yani birçok konuda duygusalım. Beşiktaş'ta evet bu sene biraz benim için Beşiktaş şey geçti. Ağır geçti. Evet. Şimdi arkadaşlar şey yazıyorlar aşağıya, hani yorumlarımızı okuyun diye. Sorunuz varsa aslında Itır Hanım'a soru sorabilirsiniz. Ben onları burada not alacağım. Soracağım. Burak Engin bana söylüyor. Yorumu görüyorsam bir göz kırptı. İş arkadaşım kendisi. Yayını özellikle izleyeceğim demiş. Haldun Boysan'ın tabii hani sinema dünyası, dizi dünyası elbette bizim için çok başka bir önemi de var tabii. Seslendirmenin haricinde çok akılda kalıcı bir rolü var ki biz Kurtlar Vadisi fanatikleri onu Tombalacı Mehmet rolüyle biliyoruz. Belki hani 30 bölüme yakın oynadı galiba. 30 bölüm bu kadar böyle 17 sene olmuş. 17 senedir bu kadar akılda kalıcı bir rolle. Hakikaten takdire şayan bir iş. Haldun Boysan, evet hani ben takip ettiğim kadarıyla Beşiktaş maçlarına beraber giderdiniz. Paylaşımlarınızdan en azından görüyorum. Aranızdaki dostluğu, birbirinize hitabınızdan da biliyorum az çok. Allah rahmet eylesin diyelim. Ama hani 21. yüzyılda ölümün acısı çok çabuk unutuluyor dostlar haricinde. Sanat dünyasında dediğiniz gibi hani çok ağır şartlarda belki çalışılıyor. Ve bu şartlardan dolayı mıdır nedir? Unutulması da insanların çok kolay oluyor. Açıkçası yani unutturmamak için kendi adıma söyleyeyim, ben elimden geleni yapacağım. Paylaşımlarımızla olsun, bu şekilde böyle yayınlarda hatırlatmalarımızla olsun. Hayatını kaybetmiş bütün ustalarımızı bu şekilde anacağız inşallah. Seslendirmede de çok başarılıydı Haldun ve çok emeği vardır tabii seslendirme dünyasında da Haldun'un.
Evet, vefa biraz bizim sektörde de ne yazık ki yani Evet. kabul edilmiyor. Arkadaşlar, Itır Hanım'ın yüzünü yukarı çıkarın, onu görmek istiyoruz. Mesajlarda kalıyor değil mi? Yalnız bunu ben ayarlayamıyorum. Bunu Instagram'ın kendisi ayarlıyor. Ben yapmıyorum açıkçası. Ne kadar az mesaj gönderirseniz Itır Hanım'ın yüzünü o kadar çok görürsünüz. Çünkü mesajlar kapatıyor. Benim Ya özellikle bu bir ayarlamam formatla ilgili bir şey Evet, sanıyorum. Öyle bir şey. özellikle bir ayarlamam söz konusu. Ayarlayacak olsam Itır Hanım'ı komple göstereceğim. Ben küçük bir şey burada kalırım. Çok şey değil, sorun değil. Bence önemli değil. Itır Hanım'ı görmeniz benim için yeterli. Bu Beşiktaşlı Hayri Bey'den mi geliyor? Hayri Esen'den mi geliyor? Evet. O Doğru. Beşiktaşlı değil mi? Babam koyu Beşiktaşlıydı. Ben de Nişantaş doğumluyum. Ve dediğim gibi çok böyle içe kapalı falan bir kız çocuğuydum. Öyle sokaklarda oynamadım, patlamadım. Ben radyodan maç dinlerdim o zamanlar. Çocukluğum öyle geçti. Çok futbol meraklısıydım. Futbolcuların falan şeylerini biriktirirdim. Erkek kardeşim, benden 1,5 yaş küçük erkek kardeşimle birlikte futbolcu kartları biriktirirdik. O zamanlar gazeteden falan keserdim Beşiktaşlı futbolcu resimleri falan. O zamanlar böyle değiştirilirdi sokakta. Kimin hangi takımı tutuyorsa resimler değiştirilirdi. Sonra Türkiye'ye televizyonun gelmesiyle birlikte televizyonda işte Dünya Kupaları, Avrupa Kupaları falan girmeye başladı hayatımıza. Ve benim evet futbola olan sevgim sadece Beşiktaş'la sınırlı değil. Ben gerçekten futbol meraklısıyım ve futbol seviyorum, seyrediyorum. Ama Beşiktaşlılık özünde babadan evet gelmiş bir şey. Kongre üyesiyim, divan üyesiyim Beşiktaş'ın. Beşiktaş bu seneye kadar dediğim gibi hayatımın çocuklarımdan sonra en büyük odak noktasında duran bir yerde. Bu sene biraz Haldun'dan dolayı onda işte bir Ağustos ayında ameliyat oldum. Bayağı sıkıntılı şeyler yaşadım bu sene ben. Hemen de ardından da Haldun'u kaybettim. Ondan sonra böyle bayağı böyle bir sıkıntılı günler geçirdim. O yüzden de ilk defa böyle bir uzakta durdum. Şey yazmışlar arkadaşlar diyor ki pandemi döneminde sinema, tiyatro ve müzik eğlence sektöründe çalışan binlerce insan çok mağdur durumda. Evet. Bu konuda pandemiden sonra neler yapılabilir demiş arkadaşımız. Gerçekten en mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Dizi sektörü bir biçimde devam ediyor. Umarım çok fazla arkadaşlarımız, özellikle oyuncu arkadaşlarımız ne yazık ki oynarken maske takamıyorlar. Evet. Umarım çok fazla kişi enfekte olmadan bu süreci geçirir. Ama İnşallah. duyuyoruz. Yani ne yazık ki korona yakalanan arkadaşlarımız var. Ama tiyatro sektörü çok büyük darbe tabii yedi. Yani kapandı. Müzisyen arkadaşlarımız öyle. Uzun süredir işsizler. Daha sonra ne yapılabilir? Bilemiyorum açıkçası. Yani arkadaşlarımıza da evet 8'e kadar bir ara şey yapılmıştı. Hani ne yapılabilir, ne edilebilir filan. Daha erken saatlerde oyun oynanabilir mi? Ama tabii ne kadar olsa maske sorunu var. İnsanlar da sıkılıyor. Gerçekten bu maskeden de bir fenalık geldi herkese. Evet. Yani gülsen, maske ağzında yani
o kadar sıkıntılı bir süreç ki umarım bütün dünya bu süreci bir an önce aşar. Bu İnşallah. Aşılar bir işe yarar ve bu aşılanmaların sonucunda da herkes işine geri döner. Bu restoranlarda da öyle çalışan, yani arkadaşlara da çok üzülüyorum. Onlar da işsiz kaldılar. Gerçekten herkes zor durumda. Umarım herkes işine gücüne geri döner. İnşallah. Bu süreç biter. İkinci ve arkadaşlar son defa söyleyeyim. Bu görüntünün yukarıda aşağıda olmasını ben ayarlayamıyorum. Instagram'ın kendisi yapıyor bunu. Fakat yayın bittikten sonra zaten bunu kendi hesabımızda ve YouTube'da da paylaşacağım. O zaman yorumlar olmadan net bir şekilde de izleyebileceksiniz. Açıkçası ben yapmıyorum onu. Bu arada ben araya şöyle kendimi sıkıştırayım. Biraz kendimle alakalı bir şey. Hayriye sen Beşiktaşlı demiştiniz ama ben Galatasaraylıyım. Metin Oktay'ı seslendirmişti. Evet. Çok da yakışmıştı. Metin Oktay'ı Kral filminde babam seslendirdi. Fakat hı-hı. Metin Oktay'ın da şöyle bir gerçeği var. Metin Oktay İzmirli. Metin Oktay İzmirli ve Metin Oktay orijinalinde Beşiktaşlı. Hı-hı. İlk takım. Yani Altay. İzmir'de çok Beşiktaşlı var zaten. Tabii sonra oynadı ve çok yani futbolcular da öyledir ya, önden bir takım tutarsınız fakat sonra hangi takımdan oynarsınız artık hani futbolcu için tabii daha sonra her şey değişiyor hayatlarında. Metin Oktay evet hepimizin kalbine taht kurmuş, buradan ona da Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli. Ne yazık ki gerçekten o da onun gibi futbolcular da artık çok değerli gelmiyor. Kalmadı. Evet. Evet. Beyefendi. Beyefendiliğiyle. Babam seslendirmişti. O filmde tabii ki bizim hepimizin gönlünde taht kuran. Tabii Metin Oktay. Evet, Arzu filmin bir filmi. Metin Oktay tabii oyuncu değil. Amatörlükleri elbette olacak oyunculuk konusunda. Fakat Hayriye Sen'in seslendirmesi hakikaten işi kurtarmış gibi. Ben hani izlerken ses çok önemli gerçekten. Bazı oyunculuk eksiklerini ya da replik unutmayı ya da farklı bir replik söylemeyi seslendirmede kotarmışlar. Çok güzel olmuştu. Çok yakışmıştı. Başkası ama seslendirse belki bu kadar yakışmazdı. Ama iyi ki de oynamış. Kesinlikle. Ne kadar güzel bir hatıra. Çünkü evet, başka bir şey kalmıyor görüyorsunuz. Yani bazen ben babamın sesini duyduğumda günde mutlaka bir kere iki kere duyuyorum. O kadar güzel bir şey ki, çok canlı bir şey bir kere. Ses çok canlı, gerçek. Çok mutlu oluyorum. Her gün duyuyorum, yaşıyor. Gerçekten yaşayan bir şey. Metin Oktay için öyle. İyi ki oynamış. Herhalde çocukları, torunları varsa o kadar mutludurlar ki, çok kıymetli bir şey. Kesinlikle. Sanatın güzelliği burada. Evet. Yani kalıcı bir şey çünkü. Her zaman orada duruyor işte. Ne kadar güzel bir şey. Onun için çok kıymetli. İyi yaptığınız şeylerin kalıcı olması çok güzel bir şey. Kesinlikle. O filmin seslendirmesinde hiç stüdyoda bulundunuz mu? O film ya da daha sonraki filmlerde muhakkak bulunmuşsunuzdur Hayriye senle aynı stüdyoda. Ben o dönem küçüktüm ama daha sonraları tabii katıldığım şeyler oldu. Dediğim gibi çok zor şartlardaydı ve babam bizi hiç sokmak istemezdi. Çünkü çok sigara içiliyordu o dönem. Seslendirme yapılan stüdyolarda çok küçüktü. O stüdyolar inanamazsınız bir oda kadardı. Şimdi de küçük ama seslendirmeye girdiğiniz zaman tek kişi falan giriyorsunuz şu anda. Seslendirme sadece kendi parçanızı konuşup çıkıyorsunuz. Onun için önemli değil. Yani küçük olmasının şu anda bir sakıncası yok. O zaman gerçekten çok küçüktü ve oraya bazen 15-20 kişi, yani düşünün Arzu filmlerini o kadar evet. Kalabalık ve herkes aynı anda giriyor ve herkes lafı geldiğinde konuşuyor mikrofonun önünde, geri çekiliyor.
tekrar lafı geldiğinde giriyor mikrofonun yanına, konuşuyor. Ya o kadar kalabalık, ağız ağza ve herkes bir gün önce yediğine içtiğine dikkat eder. Kimse kokulu bir şey yemez. Adalet teyze mesela, Adalet Cimcoz, hatırlıyorum. Çok titiz, çok kültürlü, zaten çok entelektüel bir insan Adalet Cimcoz. Biliyorsunuz Ferdi Tayfur. Onu anlatayım esas. Abisi tabii Ferdi dinleyeceğim. Tayfur. Evet. Laurel Hardy seslendiren muhteşem. Karşılıklı çok güzel. Evet. Babam İzmir'den, İzmir Şehir Tiyatrosu'ndan İstanbul'a ilk geldiğinde tabii çok genç geliyor, annemle evlenmişler ilk geldiklerinde. Tiyatrocu. Fakat tabii bir biçimde de para kazanması lazım. Ablam yeni doğmuş, bir yaşında filan. Ve ilk İpek Film Stüdyosu'na seslendirmeye gidiyor Ferdi Tayfur'un yanına. Ve o kadar tabii Ferdi Tayfur o kadar profesyonel bir şey ki, ve parça dönüyor o zaman. Şimdiki gibi değil tabii. Parça dönerken ne kadar çabuk yaparsan kısa sürede o yani sesi oturtursan yerine, o kadar başarılısın, yeteneklisin bu konuda. Ve babamın söylediği, o kadar ses stüdyosu, İpek Film Stüdyosu'nun şeyine, mikrofonun olduğu yere parmaklarımın izi geçmişti dedi. Bir kere de yapmış. Parça dönüyor, defalarca önünüzden geçiyor. Ve bir prova yapmış, bir kere de sesi almışlar. Ve o günden sonra zaten işte seslendirme hayatı başladı. Ve gerçekten de seslendirme sanatçıların kralı oldu. O dönemin en başarılı, konuşmadığı oyuncu da yoktu Türk sinemasında. Ayhan Işık. Evet, Ayhan Işık, Kartal Tibet, Engin Çağlar, Tarık Akan, sonra İzzet Günay. İzzet Günay, ben çok severim İzzet Günay'ı. Evet. Yani mesela onunla karşılıklı Vesikalı Yarim filminde İzzet Günay'ı seslendirmişti. Evet. Evet. Karşısında da Ceyhan Tözüm vardı. Ben Ceyhan Tözüm'e sormuştum. Bu hani seslendirmelere yetişmek için bir ekip oluşturdunuz mu? Yani Ceyhan Tözüm'ün esas kızı seslendiriyor. Esas olanı Hayri Esen seslendiriyor. Diğer ekipte Nevin Akkaya, Abdurrahman Palay veya işte Toron Karacaoğlu. Böyle bir ekip var mıydı? Aslında dedi böyle bıçakla kesilmiş gibi bir ekip yoktu ama kendinden oluşan böyle bir gruplaşma vardı. Fakat biz hani karma olarak da filmlerde seslendirme yapıyorduk. Size şey soracağım. Hayri Esen'in karşısında duymaktan hoşlandığınız, hani çok yakıştırdığınız, yani bununla beraber seslendirmesi çok daha uyumlu, esas olan, esas kız karşılıklı, bu Hayri Esen'in karşısında bu daha güzel duruyor dediğiniz ses var mı? Şimdi o zaman hatırladığım kadarıyla Türkan Şoray'ı Nevin Akkaya seslendiriyordu. Daha çok Nevin Akkaya, ama o dönemde 60'larda ses gitti sizin. Türkan Şoray'ı Nevin Akkaya seslendiriyordu. Diğer Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Adalet Cimcoz vefat edene kadar Adalet Cimcoz'la daha çok babam çalıştı. Ondan sonra Ceyhan Tözüm girdi devreye. Tabii Adalet teyze öldükten sonra Ceyhan Tözüm artık ona kaldı. Fakat daha Adalet Cimcoz'dan sonra Nevin Akkaya işte Türkan Hanım'ı seslendirmeye başladı. Ve ondan sonra böyle bir belirgin şeyler oldu. Evet. O zamanlar. Öyle devam etti. Yani, ben açıkçası Hayri Esen karşısında en çok Ceyhan Tözüm'ü duydum. Hani Türkan Şoray'dan ziyade Emel Sayın, özellikle evet. Tarık Akan'la filmleri,
Tarık Akan'a da Pekcan Koşar'ın da çok güzel seslendi. Yani yakışması. Evet. Pekcan Koşar da çok yakışıyordu. Hayri Esen de çok yakışıyordu ama genellikle Tarık Akan'a insanlar Pekcan Evet. Koşar'dan daha bir Evet, aşina oldular. Pekcan abi, evet. Babamdan sonra daha böyle bir Hı. değişik bir ses arandı çünkü Tara daha bir genç nesil olduğu için farklı bir ses arandı ve babam zaten Pekcan Koşar'ı uygun gördü ve öyle devam ettiler. Pekcan Koşar'la da anılarınız vardır. Seslendirme sanatçılarıyla. Özellikle ben şeyi çok merak ediyorum. Arzu film kadrosunda filmde rol almasanız bile muhakkak o filmin kadrosunda işte senaryo okumada ya da yapım ekibinde görev almışsınızdır. Bize oradan anlatabileceğiniz böyle hoş anılar vardır muhakkak. Var mı aklınıza gelen? Ay, Arzu Film'in zaten yapısı öyle bir yapıydı. Arzu Film'in içinde herkes okul gibi sabah hepimiz saat sabah 9'da gidip akşam 6'ya kadar okul gibi gittiğimiz, ister oynayalım ister oynamayalım, senaryo çalışmalarının hemen hepsine katılırdık. Türk sinemasının karanlık 80'li dönemine kadar bu böyle gitti. Sonra zaten bayağı bir filmlere ara verildi, video dönemleri başladı. Arzu Film'in genel yapısı böyleydi ama sette de mesela biz oynadığımız Arzu Film filmlerinin hepsinde işimiz olsun olmasın sete gidiyorduk yani. Hiç şu saatte setim var, bu saatte setim yok diye sormazdık. Sabah zaten bizi evden alırlardı. Akşama kadar hiç öyle de bir sıkıntımız da olmazdı. Benim bugün sahnem yokmuş, bizi niye çağırdınız falan diye de kimsenin öyle bir derdi de olmazdı. Orası ev gibi. Ha, evde durmuşuz. Yani daha iyi yapacak bir işimiz olmadığı için sette gayet herkes mutlu mesut. Gider işte orada konuşurduk, senaryo konuşurduk, gülerdik. Zaten dünyanın en güzel setiydi. Adile abla, Şener Şen, Ayşen Guruda, Münir Özkul. Bundan daha güzel set mi olur? Şevket Altuğ, herkesin olduğu dünyanın en güzel ortamı. Herkes Kesinlikle. zaten kendine, yani hepimiz orada eğitildik aslında. Okuldu. Hep böyle baktık. Hiç kimse bundan gocunmadı. İşte akşama kadar burada durduk. Niye çağırdınız? Benim başka bir işim vardı. Niye geldik? Hiç böyle bir şey kimse hesap bile sormuyordu. Yani gidiyorduk, geliyorduk. O yüzden mutluyduk yani. Arzu Film gerçekten bir aileydi. Hani o bizim aileler, gülen gözler, işte o filmler niye bu kadar güzel, hala niye bu kadar seyredildiğinde herkes keyif alıyor diye soruyorsanız işte bundan. Bunu bizim takipçilerimizden bir tanesi sormuştu hatta. Bugün dedim ki yayına gelirseniz siz de sorun. İsmini unuttum. Şöyle demişti. Bu filmlerin özellikle hani diyorsunuz ya şu an haftada bir film boyutunda dizi çıkıyor diye. Mesela Hababam Sınıfı ilk film zannedersem 2 haftada falan çekilmiş. Bu filmlerin böyle kısa sürede çıkmasının sebebi ya da 2 hafta, 3 hafta gibi, belki daha uzun sürecek filmlerin daha kısa sürede çıkmasının sebebi bu dediğiniz uyum aynı zamanda hepsinin demeyelim de çoğusunun tiyatro kökenli olması, birbiriyle uyumunu sağlaması, hepsi buradan kaynaklanıyor zannedersem. Sadece o da değil, sete çıkmadan önce çok uzun senaryo çalışması ve ön çalışma yapıldığı için. Ondan. Zaten herkes sete gittiğinde her şeyi biliyordu. Yani ne giyeceğimizden, nasıl oturup kalkacağımıza kadar, işte o sabah 9'dan akşam 6'ya kadar gittiğimiz için herkes kendi karakterini ve ne giyip nasıl oturup kalkacağını zaten biliyordu. Sadece orada yani set ortamında artık herkes ne yaptığını bildiğinden dolayı
kısa sürede çekiliyordu filmler. Ama bazen de uzun süre, mesela Gülen Gözler uzun sürede çekilmişti. Tam tersine. Bazen de çok eğlendiğimiz için herhalde uzun süre çekiyor. O köpük sahnesi. Köpük sahnesi kaç saat sürdü? Çok merak ediyorum. Özellikle Gülen Gözler'deki o köpük sahnesi. Sabun köpükleri aşağı doğru ne iniyor. Ne kadar sürdü biliyor musun? Yarım gün. Yarım gün. Yarım günde çekildi. O kadar kısa. Çekemez kimse. Ya sana söyleyeyim, bugünün şartlarında o köpük sahnesini yarım günde çekecek kimse yok. Ben söyleyeyim sana. Çekemezler. O kadar kalabalık. Düşün, merdivenlerin 3 katlı bir ev orası. Küçük de bir ev galiba. Evde, ahşap bir ev. Yukarıdan aşağıya o köpükler, o yani mümkün değil kimsenin onu çekmesi. Yarım günde demeyeyim, 200 saatte çekildi, bitti. O kadar. Çok güzel. Kimse çekemez. Hı hı. Hazırlığı bile olmaz yani, o kadar. Galiba teknoloji girdikten sonra hayatımıza, biraz daha doğrusu çok fazla yerleştikten sonra samimiyet yok mu oldu bilmiyorum. Hala o günlere özlem duyulmasının sebebi acaba teknolojinin hayatımıza çok fazla enjekte olması mı, ya da biz teknolojiyi bahane mi ediyoruz? Evet, şöyle bir şey, samimiyetin ortadan kalktığı bir dönem yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi, diyorum yani biz gidip saatlerce otururduk ya da günlerce hiç sesimiz çıkmazdı. Şimdi herkes diyor ki ben niye bu kadar bekliyorum? Sete geliyor arkadaşlar. Beni niye erken çağırdınız? Beni niye bu kadar bekletiyorsunuz? Ben hala sete gittiğimde sormam yani. Gidiyorum. Ben yani işim bu. Gidiyorum. İşim bitince de geleceğim. Elbette ki yani beni orada zevk için tutmuyorlar. Gerekirse bazı gün çalışıyorsunuz. 10, 16, 17, 18 saat çalıştığın günler oluyor. Oluyor. Ama diyorum işte bu iş böyle bir iş. Evet, herkes daha iyi şartlarda çalışmak istiyor ama yani bu işin kuralı böyle. Bunu da biliyorsun. Tonlarla para alan oyuncu arkadaşlarımız var. Tamam, sen de bu iş için para alıyorsun yani. Pardon da alıyorsan da orada duracaksın. Kimse de kusura bakmasın. Doğru. Kemal Sunal'la bir anınız var mı diye sormuş bir arkadaşımız. O da Arzu filmin kadrolu oyuncularından da bir dönem. Evet. Kemal tabii ki kendi nevi şahsına münhasır bir insandı. Filmlerinde ne kadar komikse özel hayatında da çok ciddi bir insandı. Gerçekten ciddiydi. Ama tabii Şener çok, kendisi her dakika çok komik bir insandı, Şener Şen. Hala da öyledir. O da geçmiş olsun dilelim. Evet. Korona geçirdi biliyorsunuz. İnşallah atlattı, iyidir. Ama. Atlattı evet, ama inşallah i̇yi. Az bir daha. İyi. Maşallah. Siz yıllar sonra sevgili Eriş Akman'la bir araya gelmişsiniz. Zengin evet. Çocuğu Oktay'la. Evet. Bir karşılaşmaydı bu. Yani zaten ortak noktanız o Aile Şerefi filmi. Amenna, ama Eriş Akman zaten Arzu film kadrosunda, ben hani rol almadığı filmde bir ekipte bir fotoğrafta gördüm kendisini. O da yine aynı sizin bakış açınızda galiba, sabah 9 akşam 6 ya da 7-8 neyse geliyordu galiba. Eriş Akman'la başka bir görevi vardı, sonradan oyuncu kadrosuna girdi. Eriş aslında dış pazarından sorumluydu. Yani dış ülkelere satışından sorumluydu filmleri. Arzu filmin dış pazar sorumlusuydu. Ve bunu da gayet iyi yapıyordu Eriş. Ama oyuncu olarak da gördüğünüz gibi gayet iyiydi yani aramızda. Evet, yani tek bir rolle bu kadar unutulmaz. Eriş'in Cennetin Çocukları diye birlikte oynadığımız bir film daha var.
Şey değil, tek bir rol dediğim. Sadece işte zengin çocuğu Oktay rolü. Özellikle yani rahmetli Muhip Arcıman'ın da bunda katkısı elbette çok büyük. Babasını oynayan, o da çok muhteşem bir seslendirme sanatçısı, da, muhteşem bir ses. Onun da elbette katkısı büyük ama bir rolle bu kadar sevilmesi. Bu arada söyleyeyim, onun da seslendirmesini Fuat İşhan yapmıştı. Evet, Fuat abi. Allah rahmet eylesin. Hakikaten akılda kalıcı bir şey, muhteşemdi çok, yani. Çok. Hepsine Allah rahmet eylesin diyelim.